Cuma günü ve Cuma gününe kadar aslında hemen hemen her programda çok üzerine basa basa konuştuk. E, medyada ve sosyal medyada herkes çok harekete geçti bu konuyla ilgili ve nihayet derin bir nefes aldık. Neden? Ümitcan uygun tutuklandı. Ümit Can Uygun davasında flash gelişme. Esra Hankun'un ölümünde baş şüpheli olan Ümit Can Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Ümit Can Uygun tutuklandı. Peki Uygun'un abisi Erol Uygun nasıl gündem oldu? Kimleri nasıl tehdit etti? Ankara'da Esra Hankun'un evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında kasten öldürme suçundan gözaltına alınan Ümit Can Uygun kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı. Basın mensupları Uygun'u soru bombardımanına tuttu. Daha önce Aline Çakır davasında Çakır'ı öldürdüğü iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakan Uygun'un davası deprem etkisi yaratmıştı. Ancak bu sefer işler farklıydı. Gece birlikte kaldığı Esra Han kulu hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçirdi ve Uygun bunu bilmesine rağmen sabah 8 sularında evi terk etti. <laughs> Can Uygun evde birlikte kaldığı Dilan C. ve Furkan yeni beyanlarına göre isminin kolluk birliklerine bildirilmemesini istediği ortaya çıktı. Sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Esra Hankolur'un sağ ve sol altınaklarında Uygun'un DNA'sına rastlandı. Uygun tutuklandı. Ümit Can Uygun'un devlet hedef alan paylaşımları sebebiyle gözaltına alınan abisi Erol Uygun savcılıkta işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunların yanı sıra Uygun sosyal medya fenomeni Puka'ya kardeşinin hesabından neredesin sen nerede ölmeyi çok mu istiyorsun Tozol buradan mesajını yollayıp tehdit etti. Evet. evet. Yani e, Cuma günü burada çok eleştirdik, çok konuştuk bu konuyu. E, Esra Hankulu isimli genç kızın ölümünde e, bu şahsın baş sorumlu olduğunu söyledik. Çünkü onunla aynı odada kalıyor gece boyunca. Sabahleyin çıkıp gidiyor ve o kızın ne olduğunu o gece ne olduğunu, o kızın ne durumda olduğunu en iyi o biliyor. Ee, zaten yapılan ön otopsi sonucu, ön otopsi raporunda kasten öldürme suçundan kuvvetli suç şüphesiyle, kuvvetli e, suç şüphesiyle tutuklanmasına karar veriliyor. Fakat kamuoyunda şöyle bir şey var şimdi. E, ha çok önemli bir delil e, maktulün yani rahmetlinin tırnakları arasında sağ elindeki tırnaklar ve sol elindeki tırnaklar arasında Ümitcan Uygun'un DNA izlerine rastlanıyor. Evet, evet. Ne oluyor? İşte tırmalıyor, kolunu tırmalıyor, şeyini tırmalıyor. Kim bilir aralarında ne geçtiyse Ümitcan Uygun'un derisi onun tırnakları arasında kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu da e, otopsi incelemesi sırasında laboratuvarda bilim insanları tespit ediyorlar ve savcılığa bildiriyorlar. Bu çok önemli bir delil tabii. E, sperm izleri de Ümitcan Uygun'un DNA'sı sperm izlerinde de ortaya çıkıyor. E, ve bunun sonunda yazılacak olan iddian iddianamede Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı müebbet hapis istemi. Müebbet hapis istemi. E, fakat şimdi buna benzer bir durum daha önce Aleyna Çakır'da da, Aleyna Çakır'ın öldürülmesi sırasında olayında da yaşandı. Şimdi insanlar diyor ki Aleyna Çakır e, kendine astı e, kızcağız öyle e, iddia edildi. E, Aleyna Çakır olayından sonra Ümitcan Uygun baş şüpheli olarak önce gözaltına alındı, tutuklandı sonra serbest bırakıldı. Evet. Bu kızda da aynı şey tekrar yaşanabilir. Tutuklandı ama tekrar serbest bırakılabilir. Hı. Yani insanlar çok huzursuz, çok rahatsız adaletin tam anlamıyla işlemediğini ve Aleyna Çakır olayında bu şahsın tutuklansaydı neden tutuklansaydı diyor dedim onu da söyleyeceğim şimdi. Aleyna Çakır ne zaman öldü? Haziran ayında öldü değil mi? Geçen senenin. Evet. Haziran 3 Haziran geçen sene 3 Haziran'da Aleyna Çakır Ankara Keçiören'deki evinde kendini asmış halde bulundu. O olaydan sonra o olayın da baş şüphelisiydi bu şahıs. Fakat bu şahsın üzerinde bu inceleme yapılmadı. Şöyle. Aleyna Çakır'ın da tırnaklarının arasında DNA izleri bulundu. Fakat bu DNA izleri baş şüpheli bu şahsa ait olabilir mi diye karşılaştırma yapılmadı. Yapılmadı karşı. Ne zaman yapıldı biliyor musun karşılaştırma? Aleyna Çakır Haziran'da vefat etti. Ocak ayında 2021 yılında Ocak ayında bu şahıs e, o kötü maddi yasaklı maddeyi kullandığı için cezaevine girdiği gün bundan DNA örneği alındı. Evet. O zaman o Aleyna Çakır'ın tırnakları arasında bulunan e, örneklerle karşılaştırıldı ve Aleyna Çakır'ın tırnakları arasında bulunan o DNA kalıntılarının üçüncü uyguna ait olduğu tespit edildi. Ama hala şu anda Aleyna Çakır iddianamesi Yazılmış değil. Herkes şaşkın. Herkes şaşkın. Herkes. Yani o dosya hala tamamlanmış değil. Maalesef. Hala tamamlanmış değil. Eğer o zaman adalet bizlerin düşündüğü şekilde yani olması gereken şekilde bunu söylerken de haddimi açtığımı düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum. Bize yapılan açıklamalar, kamuoyuna yapılan açıklamalar üzerinden konuşuyorum. Bizlerin düşündüğü şekilde, milyonlarca insanın düşündüğü şekilde işleseydi adalet, Aleyna Çakır konusunda bu kızcağız, yeni ölen, yeni vefat eden kızcağız hayatta olurdu. Hayatta olurdu. Aleyna Çakır'ın annesi, babası Müge Anlı'nın televizyon programına katıldı. Bu adamı tutuklayın, tutuklasınlar bu adamı. Yeni genç kızlar ölmesin diye bas bas bağırdılar günlerce. Günlerce bas bas bağırdı o, onlar. Hiçbir şekilde ve Müge Anlı susturuldu. Müge Anlı devam edemedi programına. Susturuldu. Alena Çakır konusunda üzerine gittiği için, bu konu üzerine gittiği için. Herkes işini yapsın dendi. Gazeteci işini yapıyor tabii ki. Bu konu çok farklı yerlere gidecek. Altından ne çıkacağını hepimiz merak ediyoruz da. Erol Uygun'a ne diyorsun abisine? Hem devleti aşağılayıcı sözler yani Paylaştı. tabii yaptıkları son derece yanlış. Hem Yaptığı de fıkkayı tehdit etmeler. Ya bu insanlar bu, bu cesareti bu gücü kimden alıyorlar? Bunu kimden alıyorlar? Yaptıklarının suç olduğunu bile bile insanları eleştiren insanları doğruyu söyleyen insanları ölümle tehdit ediyorlar. Gazetecileri. Yani Erol Uyguz medyayı, diyor ki medya fareleriyle sonra tek tek kendim görüşeceğim. Yani baktığın zaman aslında medyadaki herkesi Onlarla ilgili haber yapan herkesi aleni aleni tehdit ediyor bu adam. Yani bu, bu gücü bu gücü bu şeyi nereden bu fütursuzluğu neye dayanarak yapıyorlar? Kimden alıyorlar? Nereden alıyorlar? Yani mesela Pukka Ümit yani Uygun'la ilgili bunlar... paylaşım yapıyor. Pukka'ya mesaj atıyor. Erol Uygun neredesin sen? Ölmeyi çok mu istiyorsun diyor. Yani bunlar gerçekten arkadaşlar enteresan güçler. Yani adam açık yerden bunu yazıyor. Yani bizim sineği öldüremeyip işte karıncayı ezmemek için 100 tane yol değiştirdiğimiz yerde adamlar gayet aşikar. Neredesin sen seni de öldüreceğim diye mesajlar atıyorlar. Şu anda e, tutuklanma sebebi abisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama suçunu e, işlediği için. O suçun cezasını çekmesi lazım şimdi. Yani hafifletici nedenlerle falan yarın tekrar çıkıp da bu adamı görmeyelim yani. O suçun cezasını çeksin bu adam. Madem suçu o, o suçu işledi. Yarın bir gün salı vermeyin bu adamı. Ümitcan Uygun madem kuvvetli şekilde cinayet işleme şüphesiyle müebbet hapiste e, yargılanması gerekiyor. içeriye aldınız, salmayın bu adamı, bırakmayın artık. Şu anda otopsi raporunun tamamının yayınlanması, e, tamamlanması gerekiyor. Ön otopsi raporundan sonra tamamen e, tamamı e, hazırlanıyor şu anda eee adli tıpta o rapor çıktıktan sonra iddianame hazırlanacaktır Ümitcan Uygun'la ilgili tutun içeride artık bunları söyler durma geldik. Bunları söylemek ihtiyacını duyuyoruz artık savcılara. Maalesef. Tutun içeride diyoruz yani. Çok kötü. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya. Millet biz kime güveneceğiz diyor ya. Herkes çok haklı. Kaygı ve endişe artmasıyla gencecik kızlar, su gibi kızlar. Bunlar lütfen buradan hep söylüyoruz ya genç kızlarımız aman ne olur dikkat edin. Ne olur bu sosyal medyada falan tanıştığınız insanlarla, adamlarla güvenip de yola çıkmayın, evine gitmeyin. Bak geçen gün yine bir genç kızımız Antalya'da o pis aşağılık adamın evine gidiyor. Korona oldum, gel bana bak diyor. Ondan sonra kız öldürüldü. Yani Allah aşkına bu sokakta tanıştığınız adamlarla, sosyal medyada tanıştığınız adamlarla bir yere gitmeyin. Yani nasıl güveniyorsunuz? Anlamıyorum. Ne peşindesiniz? Bu sosyal medya nasıl kötü bir yer? Nasıl kötü bir yer? Kim ne giydiyse ona özeniyorsunuz. Kim hangi arabaya bindiyse ona özeniyorsunuz. Ya bunları giyenler, bu arabaya binenler belli kişiler hariç her şeyin bir bedeli var. Ama çoğu insan bu bedelin peşinde koşarken sonu ölümle sonuçlanıyor. Aileleri anlıyorum biliyor musun? Hiçbir şey diyemiyorum. Aleyna Çakır'ın ailesini gördük. Müge da stüdyoda kendilerini yerden yere attılar. Gariban insanlar kızlarını okumak için göndermişler. Ne? Okusun da eli ekmek tutsun. Kolunda bilezik olsun. Yani bizim Türk insanının mantığı bu. Ama kızlar ne olur kızlar yaşınıza uygun yaşayın. Yaşınıza uygun yaşayın Allah rızası için özenmeyin böyle dudaklara böyle göğüslere özenmeyin arkadaşım ailelerde çocuğunuzdaki değişikliği fark ettiğinde bir sorun biz eve yemin ediyorum hediye sokamazdım ben ergen döneminde falan yani annem böyle erkek arkadaşım falan olacak da nerede ya? anneme anlatacağım da bir hediye götüreceğim eve kıyamet kopardı ya. Ve arkadaşımın kına gecesine giderdim 80 kere beni arardı benim annem neredesin neredesin babam bak baban seni soruyor yani hep böyle bir kalp çarpıntısı yani senin hani anlattığın gibi anlıyor musun? Evet. Bunlar çok önemli şeyler Tabii. lütfen ne olur çoluğunuzun çocuğunuzun sizi kandırmasına müsaade etmeyin diyorum.